Selamlar, ben Deniz. Alpha Games ekranlarına ve My Career'in yeni bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Sezon başından beri arka planda antrenmanlarımı yapmaya ve rozetlerimi kasmaya devam ediyorum. Şimdi onların hemen hemen toplu bir şekilde izliyor olacaksınız. Ben maçlarda kesinlikle şu rozeti daha hızlı kasayım diye bir hareket üzerinden veyahut da işte herhangi bir olay üzerinden oynamayı sevmiyorum. Maçlarda nasıl gerekiyorsa, setler benden ne istiyorsa falan bunu oynamaya çalışıyorum. Zaten bunu hepiniz az çok biliyorsunuz. 2K'nın da antrenmanlarda kasmayı kolaylaştırması çok daha iyi olmuş bu sene. Çünkü antrenmanları yapmak çok daha keyifli oluyor. Her antrenmanınız monoton geçmiyor ve hızlı hızlı kasabiliyorsunuz. Şu an ikinci sezonumuzun ortalarına doğru yaklaşıyoruz. Yavaş yavaş Ostara doğru geliyoruz. Daha var gerçi ama yaklaşık 40 maç geride kaldı gibi, yani sezonu yarıladık diyebiliriz. Ve ben şu ana kadar yaptığım antrenmanlarla ve maç içerisindeki kendi oyunumla zaten bütün rozetlerimi tamamladığım gibi bir şey. Burada da zaten izliyorsunuz. Eksik olanları yapabiliyoruz. Geçen sezon 3 artı 1 antrenman yapabiliyorken bu sezon sadece 4 antrenman yapabiliyoruz. Yani toplu bir şekilde 4 antrenman yapabiliyoruz. Ekstra bir şey yapmamıza gerek yok. İşte zaten rozetlerimin son durumu da bu şekilde. Ve tabii ki level de almaya devam ediyoruz. Bir maçın ardından burada gördüğünüz gibi levelimizi aldık. Yani 2 sezon full bütün maçları oynarsanız playofflarda ne yaptığınız da tabii bunun önemli. Biz ikinci turda elenmiştik. 92 overall olabiliyorsunuz. Hall of Fame zorluğunda. Bunun altını çiziyorum çünkü Hall of Fame'de her zaman daha fazla XP alıyorsunuz. İşte gelen ödülleri de burada görüyorsunuz. Cihamet. Bundan sonra antrenmanlardan önce gidip de enerji barımı doldurmama gerek yok. Direkt kendisi bar ile başlıyor. Bunlar da My Court ve işte My Park ile alakalı özellikler. Çok da önemli bir şey olmadı aslında 92 levelde. Hedefimiz artık 93 level olmak, 93 overall olmak olacak daha doğrusu. Artık maçlara yavaş yavaş geçebiliriz. Tekrardan selamlar arkadaşlar. Bugün iki tane maç sizlerle birlikte olacak. İlk maçımız Phoenix Suns, ardından da Sacramento Kings ile oynayacağız. İşte gecenin eşleşmesi AJ White ve Devin Booker, ligin genç yıldızlarından, süperstar adaylarından Devin Booker olacak. Şimdi biraz bu iki takımla ilgili aslında konuşmak istiyorum. Bu maçları koymamın sebebi de biraz oydu. Phoenix ve Sacramento ile ilgili biraz konuşmak istiyorum. Öncelikle şunu belirteyim. Maç programımıza baktım ve yaklaşık All-Star'a kadar 1-2 maç dışında oynayacağımız maçların hepsi Doğu'nun ve Batı'nın alt sıradaki takımlarıyla. İşte Phoenix Suns, Sacramento Kings, işte sallıyorum New York Knicks, Charlotte Hornets gibi takımlarıyla olacak. Ben de bunun arasından en zevkleri koymayı düşünüyorum. Özellikle bir Doğu turumuz olacak. O Doğu turunda da yine özel olacağını düşündüğüm maçları koymaya çalışacağım. Yani pek dişimize göre şimdilik pek bir maç yok gibi. Ama tabii oyun Hall of Fame zorlukta ne olacağı belli değil ki Devin Booker'ın da ne kadar iyi başladığını görüyorsunuz benim de kötü savunmamda. Biraz Phoenix Suns'tan bahsetmek istiyorum. Çünkü ilgimi çeken bir takım, sempati duyduğum bir takım ve gelecekte bu takıma da neler olabilir? Onunla ilgili biraz konuşmak istiyorum. Steve Nash ve Amare Stoudemire döneminden sonra uzun bir süredir yapılanmaya çalışan bir takım Phoenix Suns ve Devin Booker, Josh Jackson ve DeAndre Ayton, bu sene takıma katılan benim yılın çaylığı adaylarımdan DeAndre Ayton'la güzel bir çekirdek oluşturdular gibi. Ama hala iddialı değiller. DeAndre Ayton özellikle beni biraz hayal kırıklığına uğrattı. Ben sezon başında yılın çaylı olabileceğini düşünüyordum. Sebebi de Phoenix Suns gibi bir organizasyonda bırakın gençler oynasın tarzında istediği kadar top kullanabilmesiydi ama istatistikleri biraz böyle hani göze batsa da, hani iyi gibi görünse de aslında maçta o etkiyi vermediğini çoğu kişi söylüyor. Ben bu sezon iki maçlarını izledim ve kesinlikle katılıyorum. Beni hayal kırıklığına uğrattı. Şimdi Luka Doncic'e bakıyoruz. Gelir gelmez takımı yıldızı kıvamına geldi. Yani takımı taşımaya çalışıyor şu anda ki 30 sayıların üzerine falan çıkmaya başladı Doncic. Kesinlikle yılın çaylığı olacaktır. DeAndre Ayton, ben aslında yılın çaylığının DeAndre Ayton ve Trae Young'la DeAndre Ayton ve Trae Young arasında geçeceğini düşünüyordum. Dediğim gibi bulunduğu takımlar doğrultusunda hani bırakın oynasınlar kapsamında çok top kullanacakları için. Ama Luka Doncic gelir gelmez takımın yıldızlığına üstlendi. Yani takımı taşımaya çalışıyor elinden geldiğince. Neredeyse 20 sayı, 5 rebound, 5 asist ortalamalarla oynuyor ki çok iyi. O yüzden %99 bir sakatlık olmazsa Luka Doncic yılın çaylığı olacaktır. Beni çok şaşırttı. Umarım uzun bir sezon, uzun yıllar olur kariyerinde ve sakatlanmadan onu doya doya izleriz.
Phoenix Suns'a ise Dragon Bender büyük bir hayal kırıklığı. Yıllardır ondan çok şey bekliyorlar ama bir türlü çıkışını gösteremedi. Devin Booker süperstar ile hani All-Star seviyesinde bir oyuncu kesinlikle ama süperstar mı? Hala değil bence. Olmaya da daha yolu var gibi çünkü süperstar demek takımı taşımak demek, önemli yerlerde cidden iyi sorumluluk almak demek. Ama henüz Devin Booker o aşamada değil. DeAndre Ayton'ın biraz daha savunmaya odaklanması gerekiyor. Biraz daha umursaması gerekiyor her şeyden önemlisi. Yani gerçekten Phoenix Suns şu an ya çıkalım da oynayalım havasında bir takım izlenimi veriyor. Bu da beni biraz üzüyor çünkü gerçekten potansiyeli iyi olan bir takım Phoenix Suns. Umarım bunu atlatırlar. Doğru koçlarla, doğru organizasyonlarla şu an iyi bir çekirdek oluşturduklarını düşünüyorum. 1-2 sezon içerisinde onları yükselirken görebiliriz. Umarım öyle olur. Phoenix Suns'la ilgili düşüncelerim bunlar. Sizlerin de yorumlarını, görüşlerini bekliyorum. Ufak ufak artık maçı anlatmaya başlayacağım. Çünkü 3. çeyrekteyiz. Phoenix Suns'ta şu dakikaya kadar aslanlar gibi oynuyor gerçekten. 57-57 skor. LeBron çekti savunma ribantunu. İyi geri koştu Phoenix. LeBron topu istedi set kurmak için ama sanırım birebire çevirecek. LeBron James dönerek atışı isabetli. LeBron James de bu gece etkili. Corey Harris ve DeMarcus Cousins bir ikili oyun oynuyorlar. Harris ben arkadan ilk açtım ve alley-oop'la bitirdim. Güzel bir pas, güzel bir smaç. 61-59 oldu. Şimdi Phoenix Suns geliyor sete yerleşmek için. Top çalma hamlem çok kötüydü ama Booker'ı takip ettim. Blok geldi. Ayton hücum reboundu. Tekrar Devin Booker atışı isabetsiz. DeAndre Ayton bir hücum reboundu da ve bu defa Devin Booker affetmedi. 62-61. Corey Harris. Onlar bir DeMarcus Cousins'la ikili oyun oynamaya çalışıyorlar ama sabahtan beri başaramadılar. Ben de fake'imi cevap aldım ve smacı vurdum. 5. sayım olmuş boyalı alanda ama bu akşam ben de pek, daha doğrusu bu maçta ben de pek iyi değilim aslında. 3. çeyrekte şut yüzdemizi iyice arttırdık. Bu da kendimize geldiğimizi gösteriyor. Bir top kaybı daha Phoenix Suns'tan. Hızlı hücumda LeBron gidiyor. LeBron basket foul. Patrick Beverley foul yapan isim. Ufak ufak ağırlığımızı koyuyoruz gibi. Danilo Gallinari. Gallinari iyi müdahale LeBron James'ten. LeBron bu maç bayağı oynuyor gerçekten. LeBron yüklendi. DeAndre Ayton üzerinden smacı vurdu LeBron James. Yani 35 yaşına geldi ama hala posterlemeye devam ediyor milleti LeBron ve bu poster mola aldırdı Phoenix Suns'a. Josh Jackson oyuna dahil oldu. 73-66. Corey Harris ile hücumdayız. Bana bir post isolation diyeceğim. Devin Booker ile oynuyorum. Yana doğru bir adım geriye çekilerek atışım isabetli. Yani yedek ağırlıklı 5'te sahadayken artık ben oynayacağım. White çok güzel bir hareket. Bir basket daha AJ White'tan. Farkı yavaş yavaş artırıyoruz. Josh Jackson'dan güzel turnike. Ve 3. çeyrek de sona eriyor. 3. çeyrekten kareleri izliyoruz. Daha çok savunmamız ön plandaydı. Josh Jackson'a ve Devin Booker'a yaptığımız savunma. İyi hızlı hücuma çıktık ve iyi bitirdik. Burada da güzel bir smaç. AJ White'tan 81-74 sona erdi 3. çeyrek. Son çeyreğe kenarda gittim geldim ve 94-81'e gelmiş skor. Yavaş yavaş o ağırlığımızı hissettirmeye başlamıştık. Karl Anthony Towns bir anda potayla baş başa buldu kendisini. Karl Anthony Towns. White'tan güzel bir pas. Warren oraya kadar rahat girdi. Booker'a döndü. Ben yine kaybettim Booker'ı ve Devin Booker'dan bir basket daha. Phoenix Suns'ın zamanı daralıyor. Artık bir şeyler yapması gerekiyor. Devin Booker da ikinci yarıda kötü atıyor aslında. Fark 13 sayı şu anda. Karl Anthony Towns da yüksek posttan bir basket daha buldu. Towns da günün etkili isimlerinden gerçekten. Devin Booker. Ben yine kaybettim Booker'ı. Bir basket daha Booker'dan. Josh Jackson köşede bomboş. Josh Jackson fark 10 sayı indirdi. Bitimi 3 dakika kala Phoenix Suns. Lonzo üzerinden bir set. Lonzo Ball 3 sayılık basket 3 sayıda cevap verdi. Booker takeover modunda dikkatli olmam gerekiyor. Şimdi sıkı savunma yapmam gerekiyor. Devin Booker ya geriye doğru bir adım. Atışı isabetsiz. Takeover modunda bunu kaçırmasını beklemiyordum. White burada darbe vurabilir son 2 dakika içerisine girerken. Gel LeBron. LeBron'la bir ikili oyun. LeBron James alley-oop pasını gönderdim. LeBron James. Güzel bir ikili oyun. Karl Anthony Towns gecenin kahramanlarından.
Towns sırt dönük oynuyor. DeAndre Ayton üzerinden Towns basketi buldu. Fark tekrar 12 sayı. Son 40 saniye içerisindeyiz artık. Garbage time'ın dibine vurmuş durumdayız. LeBron'la 1-2'li oyunda bir basket daha. Ve 109-99 Phoenix Suns'ı kendi sahasında yenmeyi başarıyoruz. Bu genç takımın daha çok yolu var diyebiliriz. Şimdi de Golden One Center'da Sacramento Kings'in konuyuz. Yalnız stadyum ismi çok güzel değil mi ya? Golden One Center yani sayıyla. İşte yılın çaylaklarından Marvin Bagley 3. Yani Marvin Bagley diyeceğim ben ona kısaca görüntüde. Ve bu seneyi transfer olan takıma serbest oyuncu olarak gelen Jimmy Butler. AJ White ve Jimmy Butler düellosu. Hemen Butler'ı Izzo ile başlattı insafsızlar. Jimmy Butler yana doğru çekilerek atışı isabetli. Yani Kevin Durant'in bir küçük versiyonu gibi oynuyor zaten bilgisayarda Jimmy Butler. Onu durdurmam çok zor. Ve işte De'Aaron Fox bu senenin beni en çok mutlu eden oyuncularından biri, izlemesi en keyifli oyuncularından biri. Biraz Sacramento ile ilgili konuşmak istiyorum açıkçası. Şimdi Phoenix Suns'tan biraz önce bahsettik. İşte çıkadeklerinden, kadrolarından bahsettik ama basketbol mentalitesinin çok da iyi olmadığında, hani maçları oynamak için oynuyorlar havasında oynadıklarından bahsettik. Phoenix Suns da, pardon, Sacramento Kings de aslında benzer bir kadroya sahip. Baktığınız zaman genç isimlerden oluşuyor. Tabii ki de De'Aaron Fox. Bu sene takıma katılan Bagley, kenarda Davis var. Colin Stein hala iyi bir oyuncu, genç bir oyuncu. Her ne kadar çok genç olmasa da Buddy Hield da bu senenin önemli çıkış veren oyuncularından biri ki Buddy Hield 24 yaşında şu anda ve bence Buddy Hield tavanına ulaştı, yani maksimum gelebileceği noktaya ulaştı. Önemli bir ceza şutörü. Güzel veri veriyor Sacramento'da ama Sacramento'nun mantalitesi Phoenix Suns gibi değil. Sacramento bir şeyler kanıtlamaya çalışıyor, bir şeyler yapmaya çalışıyor. Çünkü Sacramento'da Peja Stojakovic'li, Chris Webber'lı dönemden sonra hala çıkış arıyorlar. Daha önce zaten bir çekirdek oluşturmaya çalışmışlardı. Kimdi bunlar? Bu çekirdeğin önemli parçaları. DeMarcus Cousins ve Tyreek Evans. Olmadı, dağıttılar, bir daha yapılanmaya başladılar. Bu sefer de işte De'Aaron Fox, Marvin Bagley, kenardan gelen diğer çaylak oyuncular ve Bogdanovic'i de unutmayalım. O da hala genç bir oyuncu ve NBA'de hala bir şeyler yapabileceğine ben inanıyorum. Yani De'Aaron Fox'a özellikle parantez açmak istiyorum. Herkes De'Aaron Fox'un çıkışına çok şaşırdı ama aslında çok da şaşırılacak bir şey değil. De'Aaron Fox bunları geçen sene yapamıyordu çünkü daha çaylaktı. Yani bazı oyuncular illa çaylak yıllarında patlayacaklar diye bir şey yok. O yüzden De'Aaron Fox'un çıkışı beni şaşırtmadı. Zaten bekliyordum çünkü çok hızlı bir oyuncu. Top hakimiyeti çok iyi olan bir oyuncu ve sahada izlerken bazı oyuncular vardır ya, böyle topu ellerine aldıkları zaman diğer oyunculardan farklı olduğunu hissedersiniz. Mesela De'Aaron Fox da öyle bir oyuncu. Gerçekten bir süperstar ışığı var ama bakalım bunu gösterebilecek mi? Bu sezon en azından yani All-Star seviyesine yakın bir performans gösteriyor. Hala da iyi oynamaya devam ediyor bu arada. Yani Sacramento Kings'in bu mantalitesini koruması, devam ettirmesi gerekiyor. Cidden bu sezon bir maçtan izleyebildim sadece ama izlemeye çalışacağım. Bundan sonra izleyeceğim, takip edeceğim takımlar arasında kesinlikle Sacramento Kings. Sizlere de tavsiye ediyorum. De'Aaron Fox'un artık highlight videolarını mı izlersiniz, ne yaparsınız bilmiyorum. Ama çok iyi oynuyor, çok keyifli oynuyor. Yani kendisi de basketboldan çok keyif alıyor. Belli, bunu da sahaya yansıtıyor. Takip etmenizi tavsiye ederim. İkinci çeyrekte bu arada maçı anlatmaya kaldığım yerden devam ediyorum. Ben konuştukça da De'Aaron Fox oynamaya devam ediyor. Bir basket daha geldi De'Aaron Fox'tan. Bu arada takımda Dwayne Wade'i de gördüm. Dwayne Wade'in de bu sene son sezonu. 36 yaşında şu anda ve bu sezon basketbolu bırakacağını söylüyor. Biliyorsunuz Carmelo Anthony'ye şu an çok iyi durumda değil. Yani Houston'da değil bildiğim kadarıyla, hani serbest kaldı mı kalmadı mı bilmiyorum ama onun da kariyerinin sonuna geldiği düşünülüyor ve bu iki oyuncu da aslında zamanında NBA'ye damga vurmuş önemli oyunculardı ki Dwayne Wade'in şampiyonluğu var ve hatta finallerde efsane performansları var. Dwayne Wade'in bu arada tabii 3 şampiyonluğu var da yani kendi başına 2006 yılındaki şampiyonluğu bence en değerli şampiyonluğu Dwayne Wade'in. Bu iki oyuncunun da aslında LeBron James'in jenerasyonundan olması ve LeBron James'in hala sezonunun, daha doğrusu kariyerinin en iyi istatistiklerini sergiliyor olması da LeBron James'in ne kadar özel bir oyuncu, ne kadar özel bir insan, ne kadar yaptığı işe saygı duyduğunu gösteriyor artık. Yani LeBron James'i sevmezsiniz veya severseniz bilmiyorum bakış açınız ne ama basketbol seven bir insanın şu adamı, işte şu adamın
sevmemesine imkan yok. Çünkü basketbola gösterdiği saygı her şeyin üstünde bence. En iyi kim, Michael Jordan mı? İşte LeBron James mi tartışmalarına ben girmek istemiyorum. Abi. Michael Jordan'ın dönemi ayrı, LeBron'un dönemi ayrı. Yani dönemlerinde bakarsak evet ikisi de kendi döneminin en iyi oyuncuları belki de ama yani o genel tartışmaya ben çok dahil olmak istemiyorum. İkisini de izleyin abi. Yani zamanında Jordan'ı izledik, şimdi de LeBron'u izliyoruz. Bundan sonra da belki başka isimleri izleyeceğiz. Devamlı tartışılacak zaten bu. Amerika çünkü çok seviyor böyle tartışmaları ki aslında bizler de çok seviyoruz ama basketbolda neyse bu daha çok ön planda. Yani benim için kendi fikrim Michael Jordan tepede bir oyuncuysa yani 10 üzerinden 9'luk bir oyuncuysa LeBron da 8.5'luktur. Tamamen kariyerindeki başarıları göz önünde bulundurarak söylüyorum. Kobe Bryant da 8'lik ise LeBron 8.5. Yani Kobe'den bir tık daha ben ön planda tutuyorum kariyeri göz önüne aldığımızda. LeBron James'i katılırsınız katılmazsınız benim kendi düşüncem. Ama gelmiş geçmiş en iyi 5 oyuncudan NBA tarihinin en iyi ilk 5'inde kesinlikle yer alır. Hatta şöyle bir konuya bağlayayım. Sizin için NBA'deki en iyi 5 hangisi? Yani kendi düşünceniz. Bunu da bir sorayım sizlere. Şu an biraz maçtan koptum farkındayım ama biraz da lafı açtığı için soruyorum. Mesela benim en sevdiğim 5 Magic Johnson, Michael Jordan, LeBron James, Tim Duncan. İşte 5 numarada Shaq mi desem Patrick Ewing mi sevdiğim için söylüyorum. Emin değilim ama Shaq derim herhalde ya. Shaq olur benim en sevdiğim 5 bu arada. En iyi 5'i aramıyoruz. En sevdiğiniz 5'i arıyoruz. Benim bunlardı yani. Bu 5 benim için gerçekten özel bir 5'tir. LeBron bu arada bir smaç daha vurdu. Artık tamam maçı anlatmaya başlıyorum. Buddy Hield ne güzel zıplıyorum oraya. De'Aaron Fox köşeden üçlüğü gönderdi. De'Aaron Fox. Sacramento da yine pes etmiyor bu dakikalarda. Bogdanovic soğumuş. LeBron'u o eşleşmede kullanmak istiyorum da çok güzel bir pas çıkardı LeBron James. Posttan harika kurdu oyununu. Carl Anthony Thompson da yükselişi devam ediyor bu arada. De'Aaron Fox ben yine nerelere gittim ben de bilmiyorum. Bir üçlük daha yedik. Buddy Hield'dan fark 4 sayı. Son 7 dakika içerisindeyiz. White birebir oynama çabası içerisindeyim. İyi savunma geldi Buddy Hield'dan. Carl Anthony Towns, Colin Stein var karşısında. Carl Anthony Towns fake'ine cevap alamadı. Yine de zorladı. Atışı isabetli Carl Anthony Towns'un. İşte şut yüzdeleri de ekranda. Üçüncü çeyrekte kenara geldim. Oyuna girdiğimizde 81-70 olmuş. Kim ne yapmış? Şöyle bir bakalım. Benim 29 sayım var. LeBron ve Carl Anthony Towns. Bagley'i birebir de bıraktılar ama çok ağır kaldı. Ben de topu çaldım. DeMarcus Cousins da bu arada eski takımına karşı oynuyor. Onu söylememe gerek yoktur herhalde. DeMarcus Cousins bitirdi. 83-70 oldu skor. Bagley. De'Aaron Fox'la çok güzel bir set oynadılar. De'Aaron Fox 3 sayılık basketi bulan isim oldu. DeMarcus Cousins, AJ White. Set böyle değildi ama ben birebir oynamak istiyorum. AJ White çok kötü bir yerdeyim aslında. White fake'ime cevap alamadım. Yüklendim Bogdanovic'in üstüne ve basketi buldum. Bu arada Davis sakatlanmış. 2 ila 4 hafta arasında bir sakatlığı olacakmış. Üzücü. Carl Anthony Towns bu arada önünü boş gördü ve girdi. Smacı vurdu. Carl Anthony Towns o da bu akşamın en etkili isimlerinden gerçekten. Bu arada şuna bir açıklık getirmek istiyorum. İşte DeMarcus Cousins'ın az top kullandığını fark ettim. Bu ihtimal sizler de fark etmişsinizdir. DeMarcus Cousins top kullanmıyor arkadaşlar. Evet çok ciddiyim. Bazen bunu LeBron da yapıyor. Hani pot altına girip pas çıkartıyor falan. DeMarcus Cousins bunu devamlı yapıyor. DeMarcus Cousins takımda bayağı şu an Draymond Green gibi oynuyor. Hani top kullanmak derdi değil işte top çalıyor. Asist yapıyor, topları getiriyor. Yani şu pozisyonlarda mesela hiç affetmiyor. Bakın bir kere daha pas çıkarttı. Mesela orada kendisi de zorlayabilir. Ben istemedim bu arada pası. LeBron, Cousins pot altında bu defa bitirdi. Bu defa basitliğime rağmen vermedi. DeMarcus Cousins. Yani oyun tarzı bu şekilde şu anda. Bilmiyorum takımda Carl Anthony Towns var diye mi? Ama az top kullanıyor. Yani 10 top falan zor kullanıyor maç başına. İlla ya boş pozisyonlarda genelde atıyor. Ama böyle hani setlerin döndüğü ortamlarda genelde şut tercihinde bulunmuyor. DeMarcus Cousins ben ne kadar onu oyuna dahil etmeye çalışsam da. Bu arada LeBron James, Bogdanovic hiç savunamıyor onu. LeBron da orada bir maden buldu. Kazmaya devam ediyor. Bir basket faul daha. Farkı bu arada yavaş yavaş tırmandırıyoruz. Evet artık bir kere daha Bogdanovic, LeBron eşleşmesi. Bogdanovic üzerinden LeBron bir basket daha buldu. Yavaş yavaş garbage time'a da giriyoruz. Sacramento maçı bırakmıyor ama fark biraz açıldı gibi.
Karl Anthony Towns'u alıp artık bitirmek istiyorum karşılaşmayı. Karl Anthony Towns ters eşleşmede omuzu koydu ve basketi buldu. Karl Anthony Towns farkı 19 sayıya çıkarttı. Maçın oyuncusu AJ White oldu bile. Bu arada All-Star hafta sonuna doğru yaklaşıyoruz ve takım kaptanlığında ikinci sırada görünüyorum şu anda ve onu biraz arttırmak için biraz maçlara daha fazla asılacağım. 1-2 tık daha fazla top kullanacağım. En azından sayı ortalamını falan arttırıp yani biraz böyle istatistiğe oynayacağım yani. Takım kaptanı olmak istiyorum All-Star'da. Çok yaklaştım çünkü. O yüzden birkaç maç böyle beni bencil görebilirsiniz. Normalden daha bencil görebilirsiniz. Ama takım kaptanı olmayı başarırsak da eskisi gibi oynamaya devam edeceğim. Yani bulduğum her fırsatı değerlendirmeye çalışacağım. 1-2 maç. Yavaş yavaş ilk beşimiz kenara geliyor ve genç Sacramento'yu kendi sahasında son çeyrekteki iyi oyunumuzla yenmeyi başarıyoruz. Ve aynı zamanda da bir videonun da sonuna geliyoruz. Bol bol aslında yorum yaptığım, konuştuğum bir video oldu. Arada ufak tefek böyle yanlışlarım da olmuş olabilir. Yorumlarınızı, görüşlerinizi bekliyorum. Anlattığım, konuştuğum konularla ilgili sizler ne düşünüyorsunuz? Şimdilik kendinize bakın. Videoyu beğenmeyi paylaşırsanız kanalımızın büyümesine katkı sağlamış, beni de sevindirmiş olursunuz. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.